Merhabalar. Bugün masam da çok kalabalık. Üstüne üstlük de bir tane misafirim var. Bakın misafirim arkada. Mayıs. Mayıs bana bugün eşlik edecek ama orada canı sıkıldı. Bugün konularımızın içerisinde Mayıs gibi sokaklarda yaşayan köpekler de var. Şimdi isterseniz ben bir Mayıs'ın yanına gideyim. Şimdi bu güzel köpeği buradan çıkmak istiyor çünkü. Hadi gel Mayıs. Hadi git sen bakalım. Mayıs'ı gördünüz, sizinle tanıştırdım. Onun işi bitti. Efendim bugün kedilerimiz, köpeklerimiz, hatta kuşlarımızla ilgili hepimizin yapacak çok şeyi var. Bunlardan bir parça bahsetmek istiyorum. Zaman zaman bu konuyu işliyorum. Çünkü şehirlerimizin içerisinde eğer bir kedi, bir köpek aç kalıyorsa gerçekten o şehrin tüm halkının görevlerini, sorumluluklarını yerine getirmedikleri demektir. Bunun için de bazen hani tabiriyle insanların aklına düşürmek lazım bazı şeyleri. Yani şöyle çok basit yemliklerle, suluklarla onlara bir parça yem, bir parça su vermek, gerçekten onların karınlarını doyurmak, onları hayata karşı bir parça daha güçlü kılıyor. Yani bir şehir düşünebiliyor musunuz ki? Kedisi yok, köpeği yok. Sokaklarda hiç böyle bomboş, gerçekten çok büyük bir eksiklik olurdu. Kaldı ki onlar da şehir hayatının hiç ayrılmaz bir parçasıdır. Yani biz onlara sokak hayvanları diyoruz ama inanın ki onlar sokaklarımızda gayet sağlıklı olarak yaşıyorlar. Çok da faydaları var biliyor musunuz? Çünkü o hayvanlarla biz hayvan sevgisini öğreniyoruz. Doğayla bir parça daha bir arada oluyoruz. Çünkü düşünün ki şehirden kaldırın kuşları, kaldırın kedileri, kaldırın köpekleri, ne kadar ruhsuz olurdu biliyor musunuz? Zaten şehirler büyüdükçe, binalar yükseldikçe bu hayvanları çok daha az görüyoruz. Ama hali hazırda görüyorken, hali hazırda sokaklarımızda onlar geziyorken onların açlığından ve susuzluğundan hepimiz sorumluyuz. Şimdi bakın çok basit böyle mama kapları var. Bu mama kaplarının mutlaka böyle iki gözlü olmasında büyük fayda var. Çünkü hayvanlara sadece mama verdiğimizde, su vermediğimizde gerçekten sağlıkları açısından çok olumlu olmuyor. Özellikle kuru mama yiyen hayvanların mutlaka peşinden su içmesi lazım ki o adı üstünde kuru mama. Onun bir parça içlerinde ıslanması lazım. O yüzden mutlaka bu hayvanlara onların karnını doyurması için bakın mamasını verin. Ama sadece mamasını da değil, suyunu da beraber verin. Herkes kapısının önüne şöyle bir mamalık suluk versin, koysa, bunun da sorumluluğunu çocuklarımıza versek, ki bugün aslında ağırlıklı olarak çocuklarımızla ilgili anlatacaklarım var. Çocuklarımız o sokaktaki hayvanları beslese, gerçekten hayvan sevgisiyle, hayvanlara dokunarak, hayvanlardan korkmadan yaşamak onların sorumluluk duygularını da çok artıracaktır. Yani bunların, o hayvanların yaşaması için ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza anlatmak biz annelerin, babaların en önemli görevlerinden bir tanesi. Çünkü bu eğitimi vermediğimiz zaman çocuklar hayvanlardan korkabiliyor. Hatta hayvanlara taş atabiliyor, saldırabiliyor. Yani onlarla bir şekilde sağlıklı diyaloglarını sağlamak zorundayız. Çünkü biz bu hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Kedilerle, köpeklerle, hatta kuşlarla. Çünkü kuşlar da onların sesleriyle, onların hayata kattığı o enerji gerçekten hepimizin çok ihtiyacı var. Biz bunlara şehirlerde artık hasret kaldık. O yüzden şimdi benim ikinci bir mama kabım daha var. Bu da kuşlar için. Şimdi diyeceksiniz ki yani kedi köpek mamalığıyla kuşlara nasıl mama vereceğiz? Çok kolay. Bakın burada buğdayım var. Buğdayımı kedi köpek maması. Bir özellikle böyle küçüklerinden aldım. Bakın mamasını kuşların koydum. Bu da kuşlar için. Suyunu da koydum. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? İşte bu kuşlar için hazırladığım buğday koydum buraya ve suyunu da koydum. Şimdi kuşların korkmadan kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yere bunu konumlandırmam lazım ki kuşlar rahat rahat bunu yesin. Ben ne yaptım? Bakın yanımda ne var? Bir parça bir tahtanın üzerine böyle bir platform yaptım.
İnanın yapmak çok kolay. Hatta evlerimizdeki o paspas saplarından bile bunları yapmak son derece kolay. Hele bir bahçeniz varsa bunu götürüp bahçeye böyle saplarsanız ve içine buğday yani kuşların yiyebileceği yem koyup suyunu da koyduğunuzda bahçenizde böyle bir kuşlar için yemlik suluk olduğunu düşünün. Ve şimdi kuşlar gelip bundan yemlerini yediklerinde, buradan sularını içtiklerinde böyle sizin içiniz de çok rahat edecek. Çünkü bir canlının rızkını sizin elinizle orada sağlamış oluyorsunuz. Yani çevremizde olan tüm canlıların bakımlarından bizler insan olarak sorumluyuz. Çünkü zaten çok az doğal şeyler kaldı hayatımızın içerisinde. Bakın çevrenize. Asfaltlar, betonlar, yollar, trafikler. Bizim ihtiyacımız var. İhtiyacımız var o hayvanlarla beraber yaşamaya. İhtiyacımız var evlerimizde bir parça doğal etkinlikler yapmaya. Şimdi bu çekim yaptığımız bahçeye gelirken bakın karpuzlar olmuştu. İnanamadım çünkü böyle dokunduğumda böyle son derece iyi bir ses geldi bana. Bu kadar küçük karpuzları bile ev koşullarında balkonlarınızda yetiştirmeniz mümkün. Sizin için o kadar önemli olmayabilir. Büyüklerden bahsediyorum. Yani biz büyükler bir şekilde yaşadık bunları. Yani mahallelerde koştuk, oynadık, ağaçların üzerine çıktık. Akşamları, geceleri saklambaç oynadık. Bir mahalle kültürü içerisinde yaşadık. Anadolu'da hala var böyle mahalleler ama genelde kalmadı. Genelde artık nüfusumuzun büyük çoğunu metropollerde artık o betonların arasında kalan çocuklarımız. İşte servise binecek, okula girecek, okuldan servise binecek, tekrar eve dönecek ve o arada nasıl doğala dönecek? Nasıl doğal olan şeylerle bir şekilde temasını sağlayacak? Şimdi bizim küçüklüğümüzde şey vardı, böyle çim adamlar vardı, satılırdı, sulardık. Onlardan böyle saçları çıkardı. Ben bugün çocuklarımıza öyle bir şey yapmak istedim. Ve hatta onu çim adam değil de gene çim adam olsun ama yumurtadan olsun istedim. Şimdi size yumurtadan nasıl çim adam yapılır onu göstermek istiyorum. Çocuklarımızla böyle eğlenceli bir şeyler yaparsak birkaç tane faydası var bunu biliyor musunuz? Bir, o ellerindeki cep telefonu bir taraflara bıraktırmak. Anneyle babayla bir etkinlik içerisinde yapmak. Ama bu etkinliklerle aynı zamanda böyle doğal bir takım deneyimler de onlara yaşatmak gerçekten son derece önemli. Şimdi çiğ yumurtamız var. Bakın. Şimdi bunu çok dikkatlice şöyle üstünden kıracağım. Çünkü çok küçük bir alana ihtiyacım var. Şöyle açmaya başlıyorum. Evet. Güzel. Çünkü kırmamak lazım ve çok küçük küçük yapmak lazım. Biz burada doğanın ortasında hiç ortalığı batırmaktan korkmadan yapıyoruz. Siz bunları yaparken bir tepsi kullanın olur mu? Şimdi bakın burada bir bardağımız var. Bardağın içerisine yumurtayı boşaltıyorum. Oo, ne kadar güzel. Şimdi efendim yumurtanın ben şahsım olarak böyle çiğ yumurtayı karıştırıp içine azıcık da bal ve zeytinyağı katıp içmeyi pek severim. Ve onun da faydasına çok inanırım. Çünkü yumurta dünyadaki en güçlü gıdalardan bir tanesidir. Düşünebiliyor musunuz? İçerisinden tam bir canlı çıkan bir gıda. O bakımdan onu çiğ tüketmekte de hiçbir mahsur olduğunu ben şahsım olarak düşünmüyorum. Farklı düşünenler de olabilir. Onlara da saygı duyuyorum. Şimdi bakın yumurtanın böyle dikkatli bir şekilde üst kısmını açtım. Evet, şimdi şurada da azıcık suyum var ve yumurtanın bulaşığını da buraya döktüm. Yumurtam hazır. Yani aslında bu bir kafa. Bu bir insan kafası haline getireceğim bunu. Şimdi buna şöyle içine toprak dolduralım. Küçük küçük dikkatlice toprağımızı dolduralım. Bunları yaparken lütfen çocuklarınız yapsın. Çünkü onların elinin toprağa değmesi bizim için kıymetli olan o. Ama bu aslında aynı zamanda da interaktif bir oyuncak biliyor musunuz? Yani yaptığınız gibi durmuyor, hareketleniyor. Çünkü
aynı zamanda doğal bir deneyim bu. Yumurtanın bakıyorum neredeyse üstüne kadar toprakla doldurdum. Bakın şöyle azıcık bir kısmı kaldı. Şimdi yeniden bunu suyla. Evet, suyunu da verdim. Bakın şimdi tertemiz oldum. İçinde toprağım var. Yumurta kabuğuna şimdi bunu ekeceğim. Ne ekeceğim biliyor musunuz? En hızlı çıkan, en sağlıklı, bütün dünyayı besleyen buğday. Buğday gerçekten çok değerli bir besindir, tahıldır. Şimdi bunun üzerine de bir parça, yani ne kadar var? Bir 10-15 tane kadar buğday tanesi koydum. Şimdi onun da tekrar üzerine hafifçe biraz da toprak koydum ve bastırdım. Böyle buğday en çok yarım santim kadar toprağın altında kaldı. Na 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 na. Şimdi inanamayacaksınız. Çocuklar bu kadarını yaptı ya. Yaptıktan sonra bunu, evet şurada bir bardağım var. Mesela buna ihtiyacım var. Bir bardağın içerisine bunu koyun. Güneş alan, ışık alan bir ortama koymadan önce de tabii ki can suyu. Tohum ektik ya aslında. Can suyu olmadan tohum da olmaz. Evet, can suyunu da verdim. Ve en fazla, durun. Ben nelerden bahsediyorum ama hem çim adam diyorum hem de bunu yumurta haliyle bırakıyorum. Şuraları bir temizleyeyim ben. Bakayım şu cebimden var mı böyle bunu temizleyecek bir parça kağıt. Evet. Şimdi bunu bir güzel silelim. Tamam da adam dedik ama bu yumurtayı adama benzetmedik hiç. Evet, burada hazır. Burada da bir kalemim var. Bakın ne yapalım? Bir kaşları olsun bunun şöyle. Evet. Bir de gözleri olsun. Hop, tabii bir de göz bebekleri olsun. Hadi bakalım, burada da burnumuz var. Yüzü de bir parça gülsün değil mi? Böyle buğday yetiştirecek. Evet, yüzü de güldü. Şimdi bunun saçları çıktığında gerçekten biraz daha adama benzeyecek. Saçları çıktığında nasıl olacak biliyor musunuz? Böyle olacak işte. Çünkü ben 2-3 gün önce bunları evde ektim. Ama o kadar hızlı çıkış yaptı ki gerçekten ben dahi şaşırdım. Çünkü buğday tohumu ekildiğinde birkaç gün içerisinde saçları hızla uzuyor. İşte o yüzden interaktif bir oyuncak dedim. Ekiyorsunuz, güneşe koyuyorsunuz. Her sabah birkaç damla suyunu vermeyi unutmayın. Çünkü su olmadan çıkış da olmuyor. İşte şimdi bunu buraya koyuyorum. İşte son derece güzel, son derece basit. Çocuklarımızın elini toprağa değdiren, doğayla temasını sağlayan, okullarda da etkili olabilecek dış kabı yumurta kabı. Tamamen doğal. İçinde kalsiyum da var. İçerisine toprak koyduk, buğday koyduk. Hiçbir sentetik malzeme yok. Tam doğal bir çocuklarımız için. Bakın burada çim adam yaptık yumurtadan. Ama doğrusunu isterseniz şu karpuzu da çok merak ediyorum. Programın sonuna doğru bu karpuzu da bir keselim ister misiniz? Hadi bakalım, bakalım o küçücük şeylerden. Çünkü bu küçük olanlar özellikle balkon koşullarında, hani küçük bahçe koşullarında, amatör koşullarda yetişebilen karpuzlar. Kesiyorum büyük bir merakla. Vay 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 vay. Bakar mısınız? Küçücük ama ne kadar lezzetli. Lütfen karpuzlarınızı kestiğinizde ayıklamayın. Şunu söylemek istiyorum. Karpuz çekirdekleri gerçekten insan sağlığı için son derece faydalıdır. Aynı zamanda kabuğunu da değerlendirin. Çünkü bu arada buna çarptım, suyu döküldü. Karpuzun kabuğunu da şimdi şuraya alacağım. Karpuz kabuğundan da bir parça daha buradan alalım. Küçük küçük doğrayıp çok güzel yıkanması koşuluyla karpuz kabuğundan turşu da yapabilirsiniz. Karpuz kabuğundan reçel de yapabilirsiniz. Bu sebzelerimiz, meyvelerimiz var ya günlük tükettiğimiz. İnanın onların sapları, kökleri, her şeylerini mutlaka değerlendirin.
Çünkü özellikle kendiniz yetiştirdiğinizde zaten kıyamayacaksınız bile. Tadını da merak ettim. Wow, wow. Gerçekten çok güzel. Neyse daha fazla göstermeyeyim. Belki canınız çeker. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.